Merhaba arkadaşlar. Bayramda ara vermiştik. Her gün bir konu anlatacaktık. Bugünkü konumuz da yaratıcılık üzerine olsun. Yani yaratıcı, yaratan, yaratma nedir? Yani bunların üzerine bir sohbet yapacağız bugün. Özellikle şunu baştan anlatayım. Yani insan doğuşunda anne karnından doğduğunda bir öz olarak doğar. Yani yaratıcıdır kendisi. Yani biz bunu nereden anlıyoruz çocuğun yaratıcı olduğunu? Çünkü çocuk devamlı oyun oynar, devamlı böyle işte minderlerden kendine ev yapar falan böyle. Biz hep deriz ya çocuk oynasın bırak elleme falan. Mesela işte dışarı gittiğinde oynamış olduğu bir sürü oyunlar vardır. Havada istop, işte saklambaç, ne bileyim önde turna, davul zurna, bana vurma falan gibi böyle bir sürü oyunlar vardır. Bunların hepsi şaman oyunlarıdır. Ve çocuk aslında kendini geliştirmek, yani daha ileri gitmek için gayret eder. Fakat biz 7 yaşına geldikten sonra o çocuğu öldürürüz. Yani onu nasıl öldürüyoruz? 7 yaşına kadar zaten yetiştiremediğimiz anne baba, hani eğitimsiz bir anne babadan sonra okula veriyoruz. Okula verdiğimiz andan itibaren de hani hatta anaokulundan başlatıyoruz. Çocuk bir robot haline dönüşüyor. Yani öğretmen başkalarından öğrendiği bilgileri çocuğa öğreterek geçmişin tekrarını yapması için devam ediyor. Yaratma kabiliyetini artık 7 yaşından sonra çocuk yavaş yavaş kaybediyor. Yani biz devamlı çocuğu engelliyoruz artık yani. Çocuğun 0-7 yaş grubuna kadar nefesi diyafram nefesidir. 7 yaşından sonra diyafram nefesini unutur ve ondan sonra yavaş yavaş ne yapar? Anne ve babasının, öğretmeninin, bulunduğu toplumun kuralları, gelenek görenekleri, dini, ahlaki yapılarını hapsine, içine girer. Ve kendisi gibi toplum kendisine benzeyen bir çocuk yaratmaya başlar. Ve neden? O kendisi gibi yarattığı bir çocukta ne olur? Mesela toplum körse çocuk da kördür. Toplum topalsa çocuk da topaldır. İşte ne yapıyoruz? Mesela işte Müslümansın, işte şöylesin, böylesin, sünnet edelim. Hristiyan olsaydın etmeyeceklerdi. Ya da Yahudi olsaydın edeceklerdi. Ne bileyim, bu toplumdasın, kurban kesmen lazım falan. Yani seni belli kalıplara sokarlar ve sen ölünceye kadar o kalıpların dışına çıkamazsın. Biz doğduğumuzda özgür ve yaratıcı doğarız yani. Ama çocuğu biz öldürürüz. Bütün çocukları öldürürüz. Yani ve çocuk 30 yaşına geldiğinde kendini tanımaya başladığında yeniden der ki ben kendimi tanımak istiyorum. Yani işte Allah'ı bilmek istiyorum, işte Rabbimi bilmek istiyorum bilmem. Öyle bir sürü eğitimlere gider, bir sürü çalışmalara gider, kitaplar okur bilmem ne yapar falan. Gaye nedir biliyor musunuz? Tekrar o 0-7 yaş grubuna geri dönmek. O yüzden hem İncil'de hem de Kur'an'da aynı şeyi söyler. Der ki yani çocuk saflığında olmadıkça Tanrı'nın krallığına ulaşamayacaksın diyerekten en önemli ayetlerden birisidir. Bunu anlatan en güzel film de Pan'ın Labirenti. Yani Pan'ın Labirenti bu sözümü anlatan en güzel, en ideal bir filmdir. İnanılmaz bilgiler vardır ama yine bunu biz aşram evinde filmleri anlattığımızda, filmlerin özelliklerini anlattığımızda burada da bu bilgileri aktarmıştık. Çocuk yeryüzüne indiğinde ilk etapta tek boyutlu iner. Yani bitki boyutudur. Ya, yürümeyi bilmez. Nereye koyarsan orada durur yani. Kundağa sararsın bekler yani. Altına yapar, ağzına yemek verirsen yer falan. Bitki boyutundadır. Bitkisel hayat sürüyordur. Hiçbir şey görmez, hiçbir şey duymaz. Henüz daha hiç beyin açılmamıştır. Yani bitkisel hayatta
yürümeye, emeklemeye başladığında çocuk hayvan boyutuna geçer. Yani hayvan boyutu ne yapar? Hayvan boyutunda artık kendi karnını doyurmayı öğrenir ve zaman içerisinde insan boyutuna bir türlü yükselemez bu insanlar. Yani insan boyutu hani yürür, yemek yer, işte sevişir, çiftleşir falan ama bir türlü bir üst boyuta yani üçüncü boyuta yükselemez. İki boyutta kalır, iki boyutlu bir alemde kalır. Yani tek renk bir gökkuşağı gibidir. Yani ne renkse o yani kırmızıdır, yeşildir, tek renk kalır. Yani biz bu toplumun esir tuzağına yani toplumun kurallar, kanunlar, işte ahlaklar vesaire bunun için hapsine düştüğümüz andan itibaren sen topluma yaranmak için ya da toplumda iyi desinler diyerekten eller ne der aman kızım dikkat et, eller ne der aman oğlum dikkat et diyerekten birdenbire o hapishaneden çıkamazsın. Ne zaman uyanırsın? 35, 40, 40'ına gelirsin. Hayatın boşa gitmiştir. Hayatın boşa gittikten sonra dersin ki ya arkadaş yaşadım mı? İşte hayat bana ne biçim cehennem gibi bir hayat verdi. Hayır, Allah sana kendi nefesinden, kendi ruhundan üfledi. Seni aslında yaratıcı olarak. Ama sen cahil bir toplumda, cahil bir anne babada, cahil bir din anlayışıyla ne yapıyorsun? Sen de çocuklarını aynı cahillikte, aynı ne öğrendiysen onu öğretiyorsun. Niye? Sen de yok ki ver yani. Sen de hani sevgi bilgisinde de anlatmıştım ya. Sen de sevgi yok ki sevgi veresin yani. Sen de huzur yok ki insanlara huzur veresin yani. Sen aç gözlü, işte doymayan, işte bir araban varsa daha iyi bir araba almaya çalışan, bir evin varsa bir ev daha almaya çalışan, bankada para biriktiren bir yapıya sahip oluyorsun. Yani o zaman yaratıcı gücün mümkün değil yani. Paran olabilir, malın olabilir ama yaratıcı asla. Yaratıcı, yaratanla birlikte hareket eden bir canlıdır. Yani Allah'ın yeryüzünde halife dediğimiz ya da Allah'ın yeryüzünde işte kamil insan dediğimiz yani işte mürşit dediğimiz, olgun dediğimiz insanın artık onda bilgiler açığa çıkmaya başlar. Yani Allah'tan gelen bilgiler o anda onunla beraber açığa çıkar. Biz hala hayvan boyutunda olduğumuzu nasıl anlarız? Yani etrafınıza bakın. Hayvanlar birbirleriyle saldırırlarken iki şey kullanırlar. Bir pençe, iki ısırma. Yani ısırma ve pençe hayvan boyutunda olan kişilerde vardır. Yani biz hayatımız boyunca birileriyle kavga ederken, hayvanlar birbirleriyle kavga ederken ya ısırırlar ya pençe atarlar. Şimdi mesela biz bunu sürekli yaparız ve farkında değilizdir. Biz buradaki aşramdaki eğitimlerde bunun farkındalığını açmaya gayret ediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Vipassana eğitimleriyle yapıyoruz. Şimdi şöyle, eğer pençe ne yapıyorsun? Bir işte havucu alıyorsun, pençe. Isırıyorsun. Şu o an yaptığın hareket hayvan hareketidir. Yani pençeni kullanıyorsun ve ısırmayı kullanıyorsun. Demek ki yemek yeme yani hayvanların yaptığı bir hareket. Isırma ile ilgili. Mesela adam eğer yemek yemiyorsa sigara içiyordur. Sigara içmiyorsa sakız çiğniyordur. Eğer ağzını devamlı bu insanda öfke vardır. Bu insanda dünyaya karşı öfke vardır. Bu insanda hayata, annesine, babasına, çevresine karşı bir öfke vardır. Mesela bir insan sürekli kilo alıyorsa yani gidip dolaptan bir şey yiyorsa bir şey ısırmak istiyordur. Yani böyle canını sıkan insanları ısırmak, onları tırmalamak istiyordur. Ama ne yapsın? Onu kimseye bir şey yapamadığı için
fiziksel olarak bir şey yapamadığı için eline alıyor bir şeyi, işte bir yemek yiyor, bir onu ısırıyor, işte bir tatlı alıyor ağzına ya da çekirdek çıtlıyor falan. Yani bunu yapmış olduğu bütün çalışma öfke ve kızgınlığından kaynaklanan bir şeydir. Ama maalesef insanlar farkında yaşamadıkları için, ya aman canım sigara içiyoruz yani hani. Bazen diyorlar işte, hocam sen sigara karşıtı mısın? Hayır, fark edin, sigara annesini fazla emmemiş, annesinden fazla sevgi görmemiş, annesiyle fazla diyalog kurmamış kişilerin hepsi emme ihtiyacı vardır. Emme de sigaradan gerçekleşir. Birçok kişi bu mesela hep tavsiye ediyorum, tabi uygulanmıyor ama sigarayı bırakmak isteyenler işte makineyle içiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Hayır, ağızlarına bir emzik alsınlar, bir hafta kimseye görmedikleri yerde bir hafta emzik yemsinler, sigarayı bırakırlar. Yani bırakmazlarsa gene ne yapacak? Sigaraya devam edecek. Benim sadece bilgi olarak aktarmak zorundayım. Yaratma gücü ilkokulda başlar, ortaokulda, lisede öldürülür. Yani size klasik standart bilgiler, mesela geri kalmış ülkelerde gidin bakın, bütün evler dikdörtgen, köşeli, möşelidir yani. Hani hiç böyle bir estetik yoktur, bir güzellik yoktur, bir onlarda mesela Allah'ın yeryüzündeki yaratmış olduğu her şey tamamen estetiktir, tamamen güzeldir, tamamen farklıdır. Hiç aynı şeyi tekrar yapmaz yani. Aynı şeyi tekrar yaratmaz. Yani şimdi yaratıcı olmaya kalktığınızda şunu yapmak zorundasınız. Ben mühendisim, işte ben mimarım. İşte 6 tane aynı evi yaptım. 6 tane farklı ev yapsaydın ben sende hani yaratıcılık açığa çıkmaya başladığını söyleyebilirdim. O yüzden çocukları okula gönderdiğimizde fabrikasyon çocuk yetiştiriyoruz. Ondan sonra fabrikasyon bir toplumun içerisinde robot. Bunun en güzel örneği, ben mesela bütün dünyayı dolaşmama rağmen Japonya'yı gördüm, dedim ki ben dolaşmamışım. Çünkü gerçekten 3,5 yaşında yakalıyorlar çocuğu ve 100 yaşına kadar sağlıklı, işte çalışkan, ona dürüst, ahlaklı, toplumunu seven, olmadığı zaman kendini intihar eden, hani müthiş bir robot yetiştiriyorlar yani. Burada çok basit bir şey anlatayım. Eleştirip yargıladığımdan değil. Şu en sevdiğim topluluklardan birisidir Japonlar. Hani bir sürü eğitim almışımdır. Bakın, bir gün adres soracağız. İşte şuraya nasıl gideriz dedik. Bir Japon'u durdurduk kalabalığın içinde. Japon şimdi dedi ki, kafasını böyle çevirince biz orada hepimiz döndük, o tarafa gideceğiz herhalde orada falan dedik. Sonra kafasını çevirdi. Sonra bu tarafa çevirdi. Dedi ki bu tarafa herhalde diye. Bütün hepimiz gene bu tarafa döndük. Ondan sonra cevap veremiyor, bilmiyor. Ama bilmiyorum diyemiyor. Utanıyor. Enteresan bir şey. Yani bilmiyorum demek onlar için çok büyük bir utanç yani. Allah'ım dedim, böyle utanıyorlarsa biz sormasak daha iyiydi ya. Yani hiç Google'a sorardık, bir şeye sorardık yani. Niye biz adamı utançtan, hani adam tekrar bu tarafa döndü. Bir işaret etmeye çalışıyor. Biz yine hepimiz bu tarafa döndük. Bir o tarafa dönüyoruz, bir bu tarafa dönüyoruz filan. Adam bilmiyorum diyemiyor. 10 dakika uğraştık. Adam bilmiyorum diyemiyor. Yani niye? Çok ayıp. Bir şeye bilmiyorum dememek ayıp. Yani şimdi biz İzmir'de olsun, İstanbul'da olsun falan yani. Bir, kime sorarsam sorayım. Abi şurası ne? Abi ben yabancıyım. Arkadaş yani 20 milyon, 20 milyonu da mı yabancı İstanbul'da ya? Yani İzmir'e gidiyorsun, kapı komşunu bilmiyor. Abi şu nerede? Vallahi abi ben yabancıyım yani. İşte yeni taşındım, bilmiyorum hani. Bizde bilmiyorum çoktur yani. Japon'da ayıp bir şeydir yani. Evet. Bu çok önemli bir şey daha aktaracağım. Şimdi biz iki şey anlattık.
pençe ve yeme. Yani hayvan seviyesi. Esas üçüncü çok daha tehlikelidir. Yani üçüncü saldırı şekli yine nereden? Ağızdandır. Bu sefer pençeyi kullanmayız, ısırmayı da kullanmayız, söz kullanırız. İşte üçüncü saldırı şekli gene hayvanlarda gerçekleşir. Yani bağırma, çağırma, küfretme, yani hakaret etme yine hayvansal bir saldırıdır. Yani o ısırmaz, pençe atmaz ama senin ruhsal olarak bütün enerjini emer. Yani seni orada sana kendine karşı saldırtma ihtiyacı duyar. Ne olursa olsun mümkün olduğunca sessiz kalın. Mümkün olduğunca kendinizi geri çekin. Farkında olun. Yani şu an öfkeleniyorum ya da şu an bağırmam lazım ama niye bağırmıyorum yani? İşte o kişinin o anki ruh haliyle ilgili. Yani o bağırabilir, çağırabilir ama sen enerjini kaybetme. Enerjini vermemeye çalış. Ne kadar gevşek kalırsan, ne kadar rahat olursan, ne kadar kendini relax hissedersen, yani buna biz işte meditasyon diyoruz. Meditasyon, medite halinde olma, bu hale kalabilirsen. Şimdi şirketler diyor ki, birçok öyle holdinglerde çalıştım. Ya işte sende hiç stres yok. Diyorum ki bak, bende stres olursa size yeni fikirler getiremem. Ben o stresten önümü göremem. Bir gün yine patron böyle çok öfkelendi, kızdı işte, hemen bir sigara yaktı. O arada ben işte yanında kahve içiyorum. Hemen bir gazeteyi uzattım. Dedim ki şu yazıyı okur musun dedi. Baktı dedi ki yazıları göremiyorum, kayıyor orada dedi. Bak dedim şu an kendine zarar veriyorsun. Çünkü dedim vücudunda adrenalin yükselmeye başladı. Ve sen henüz bak o adrenalini düşür. Yazıyı okumaya başla, sonra sağlıklı kararlar verirsin. İşte biz öfkelendiğimiz, kızdığımız zaman ne deriz? Gözü döndü. Yani gözün dönünce hiçbir şey görmezsin. Gözü döndü, hiçbir şey görmez. Yani ne kadar relax. Şimdi şirketler diyor ki, işte sana ne vereceğiz? Sana nasıl bir ücret ödeyeceğiz? Diyorum ki, bana rahat bir hayat vereceksiniz. Hiç borcum olmayacak. Hiçbir sıkıntım, derdim olmayacak. Ben size yeni fikirler getiririm. Ama ben ay sonunu düşünürsem, ev kirasını düşünürsem, ondan sonra çoluk çocuğu düşünürsem, gelecek kaygı ve korkularım varsa yaratıcılık sende asla meydana çıkmaz. Yaratıcılığın sizde açığa çıkması için bugüne kadar öğrenmiş olduğunuz şartlanmışlıkları, öğrendiğiniz bilgileri, bugüne kadar okuduğunuz kitapları, bugüne kadar size işte doğru veya yanlış diye aktarılan bilgilerin tamamını siz de silmedikçe, bardağı tamamen boşaltmadıkça ilahi bilgi size akmaz arkadaşlar. Yani yükselmek istiyorsanız gerçekten, hani adam oturuyor, ne yapsam ne yapsam, Facebook yapsam, işte bir 3-4 yazılımcı birleşiyorlar, milyon dolarlara satıyorlar, yani işte milyar dolarlara satılıyor. İşte Facebook'tur, Twitter'dır, ne bileyim Instagram'dır falan. Ya bu bir yazılım. Sanal bir alem. Bak gerçekten sen uğraşıyorsun, işte tencere yapıyorsun, bardak yapıyorsun, işte kasa yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Adam 1-0 yazıyor, 1-0, 1-0, 1-0 yazıyor. Sen ona kölelik yapıyorsun yani. Onun yazdığı şey ne hizmet ediyor? Senin yaptığın koltuk daha çok hizmet ediyor. Ama hayır, insanlar ona değer verdiği için o çok değerli. Sil telefonundan Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı silme çünkü görüşemeyiz sonra, hani Instagram kalsın. Yani YouTube'da kalsın, YouTube'da da Ahşam Evinden bilgi aktarıyoruz, o da kalsın. Sil bak sosyal medyayı, sende bilgiler açığa çıkmaya başlar. Dersin ki ya aklıma şöyle bir fikir geldi. İşte valla böyle suyun yanında dururken birden içimden bir şiir okumak geldi. Hani hemen not al. Mesela bu ilhamlar geldiğinde, yaratıcılık fikirleri geldiğinde böyle yanınızda küçük bir defter bulunduracaksınız.
Sürekli çantanızda bir kalem bulunduracaksınız. Çünkü unutursunuz. Sonradan gelen bilgiler hemen unutulur. Çünkü yüksek bilgilerdir. Üst seviye bilgiler vibrasyonunu düşürdüğünde, aşağı yeryüzüne indiğinde o bilgileri unutursunuz. Yani orada devamlı yüksekte de kalamazsınız. Ne diyor? Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. İşte orada yaratıcılık. Yani bilgiler, onlar, bunlar, şiirler. Hani kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Enerjin düşer yeryüzünde. Bütün alem bu sefer seni izler, senden ilham almaya çalışır. Ego dediğimiz, bugüne kadar hep ego, ego, ego kötü, ego. Ego şöyle, ego senin doğumundan bugüne kadar başkaları tarafından yüklenmiş duygular, düşünceler, fikirler, işte şartlanmalar. Senin doğumundan bugüne kadar, sen kaç yaşındasın? Yani atıyorum işte 35 yaşındasın, tamam. 35 yaşında yeniden bir doğum gerçekleşmesi gerekiyor. Buna uzak doğuda sanyasin deniyor. Bizde de yani ölmeden önce ölünüz deniyor. Yani ikisi de aynı şey. Uzak doğuda sanyasin, bizde ölmeden önce ölünüz. Niye öleceğiz? Bugüne 50 yaşına kadar, 30 yaşına kadar, işte 35 yaşına kadar öğrendiğin bilgileri öleceksin. Diyeceksin ki ben bugüne kadar öğrendiğim bütün bana verilen şartlanmaları, bana öğretilen bilgileri, iyi kötü, doğru yanlış, günah sevap, cennet cehennem, hepsini siliyorum. Bomboş. İşte bomboş dediğimiz kısım çok önemli bir alan. Mesela işte öğrencilerime soruyorum, siz evin neresinde yaşıyorsunuz? İşte diyor ki hocam oturma odasında yaşıyorum. Öbürü diyor ki hocam işte ben çalışma odasında yaşıyorum. Neresinde yaşıyorsun? Boşluğunda yaşıyorsun. İşte bomboş olduğunda orada canlılık vardır. Orada yeni bir yaratım vardır. Yani insan vallahi kendimi bomboş hissediyor. Ha diyorum ki çok güzel. Nasıl olur hocam ya? Yani vallahi hiç bomboşum. İşte bomboş. O boşluğu değerlendir. Yaratma başladı. Yaratıcılığın açığa çıktı. Sen toprağın altında yaşamıyorsun. Yani kök çakra. Birinci çakra değilsin. Sen suda yaşamıyorsun. İkinci çakra. Yani duygu çakrası. Yani sen havada yaşıyorsun. Nerede? Dördüncü çakra. Yani dördüncü çakraya geçemiyorsun. Niye? Cehennemdesin çünkü. Yani üçüncü çakra. Düşünce çakrasındasın. Durmadan düşünen, oraya bilgi yükleyen, Yunus Hazretleri ne diyor? Yani kendini bilmeyen diyor, istediği kadar kitap okusun diyor, kitap yüklü eşeklere benzer diyor. Yani kendini bilmediğin zaman okuduğun hiçbir kitabın sana hiç faydası yok. Yani demek ki sen nerede yaşaman lazım? Boşlukta. Bak, boş ver. Tadını çıkar. Boşluğu eğer fark edersen, boşlukta yaşamayı öğrenirsen, beşinci aşama, yani artık hani havada yaşadığını fark edersen, havada olduğunu, bir havanın içinde olduğunu, bir boşluğun içinde olduğunu fark edersen, beşinci aşamada hayattan lezzet almaya başlarsın. Üçüncü çakrada almazsın. Üçüncü çakrada yarışırsın. Üçüncü çakrada bilge olursun. Entelektüel olursun. Ben bir sürü kitap okudum, bir sürü eğitimlere katıldım falan. Yani orada sen kendin ego tavan yaptığı yer nedir? Üçüncü çakradır. İkinci çakra cahil. Yani ya oğlum ben kitap okumadım ama her şeyi biliyorum. Sen ne diyorsun yani? Yani bilmek zorunda mıyım ya falan durumudur yani hani. Ama entelektüelin en üst seviyesine çıktığın andan itibaren akıl devre dışı kalıyor. O zaman ne diyor Sokrates? Benim en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bu bilgiyi biliyor musun? Herkes bu sözü de biliyor. Sen zaten bir şey bilmiyorsun ki. Her şeyi bildikten sonra hiçbir şey bilmediğini anlarsın. Hiçbir şey bilmezken, mesela aptalla aptal aynıdır biliyorsunuz değil mi? Hani ya adam aptal ya deriz mesela ama çok ermiş işte o kişiye de aptal deriz biz yani. O yüzden biz Tanrı'ya
Yakınlaşırsak yaratıcı oluruz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki gibi ben sana şah damarından yakınım dediğinde Allah'a ne kadar yaklaşırsanız, ne kadar böyle dinlemeye, yani onu daha yakın. Çünkü Allah öyle sessiz konuşur ki, öyle sessiz konuşur ki sen kulağını iyice ona dayaman lazım yani. Yani Allah'ım ne diyorsun, duymuyorum. Niye duymuyorsun? Çok gürültülü için, için düşünce dolu. Yani hep nasıl dua ediyoruz? Sen bilirsin Allah'ım, hani karşında bir Allah varmış gibi dua ediyorsun. Sakın Allah'ı karşına alma hani. Sakın dualarında ya da hani işte karşına alarak dua ettiğinde bir Allah bir de sen orada şirke düşersin. İşte Allah'a yalvarmak ya da Allah'tan bir şey istediğinde kulağını yanaştır. Allah'ım sen bana şah damarından yakınsın. Ne söylüyorsan ben onu yapmaya hazırım. Burada, dibinde. Siz bir yaratıcı olmada en önemli şeylerden biri aydınlanma kelimesi. Yani işte aydınlananlar, aydınlanmayanlar falan. Aydınlanma dediğimiz şey bir lambanın yanmasıdır. Yani düğmeyi açtığınız zaman lamba yanıyorsa deriz ki lamba yandı, lamba aydınlandı, lamba ışık verdi. Hani bir ışık ya da işte bir mumu yaktığınız zaman etrafa yaydığında işte mum ışık verdi deriz. İnsan da öyle aydınlandığında. O aydınlandı dediğimiz kısım, bakın arkadaşlar, bu aktardığım bilgiler aslında sadece farkındalığınızı açmak için aktarıyor, anlatıyorum. Herhangi bir ampulün içindeki ışığın yanabilmesi için herhangi bir ampul içinde hava boşluğu olması gerekiyor. Yani içerideki bütün o lambalar içindeki hava boşluğunu boşaltıyorlar. Şimdi ledlerde öyle bir şey yok. Yani farklı ledlerde var da hani böyle mikro ledlerde yine o mikro ledin içindeki böyle bir damla ışık vardır ama yine bir boşluk vardır. Bu boşluk olmadan ışık aydınlanmaz. Yani bizim o ışığın yanması için nasıl ki bir boşluğa ihtiyacı varsa, insanın da aydınlanması için bir boşluğa ihtiyacı vardır. Boşlukta olduğunu fark etmeye ihtiyacı vardır. Bir de aydınlanma yaratıcıyla yan yana olmak anlamındadır. Bir de bir mum alın, bir mum yakın. Mumu hiç izlememişsinizdir. Hep orada kırmızı bir alevi görürsünüz. Bir gün mumu alın, böyle meditasyon falan yaparken mumu inceleyin. Benim videolarım da var zaten. Açık açık böyle tek tek göstermişimdir. Üst tarafı kırmızıdır. Yani kök çakra, görünen kısım. Yani bitki kısmı, yani görünen toprak kısmı hani. Onun altında mavi bir ışık vardır. Mesela güneş enerjisi normalde mavidir. Yani biz ama işte kırmızı görürüz yani. Ve işte gece gündüz 12'de de çok parlak beyaza yakın bir sarı görürüz yani. Halbuki güneşin yaymış olduğu enerji mavi enerjidir yani. Ama o mavi enerjinin altında kırmızı, sonra mavi, onun altında da fitil ile yani mumun yandığı yerle o mavi enerjinin arasında şöyle bir boşluk vardır. O boşluk olmasa yanmaz zaten. Orası hava alma bölümüdür. Yani her şeyin yanabilmesi için o boşluğa, yani şu havaya, buna ihtiyacımız var. Yaratıcı olabilmeniz için önce nefes almayı, hava almayı öğrenmemiz gerekiyor. İnsanlar neden yaratıcı olamazlar biliyor musunuz? İnsanlar neden olamazlar değil de yani uğraşmıyorlar diyelim yani Allah'a yaklaşmak için hiç uğraşmıyorlar. Birilerini alkışlıyorsa, birilerinin arkasından gidiyorsa, birilerinin anlattıklarını bilmem nelerini işte onları övüyor. O insan köledir arkadaşlar. Yani daha doğrusu daha ağır da konuşabiliriz. O insanlar hayvan seviyesindedir. Yani güdülmeye hazırdır.
Yani deriz ya bak, topluma bak, koyun gibi. Hani koyundur zaten. Ama eleştiri yargı anlamında demiyorum. Yani şimdi ben koyunu niye yargılayayım ki? Ya diyorlar hocam işte sen insanlara şöyle diyorsun, bir de bana yazıyorlar. İşte ben sadece ayna olmaya çalışıyorum. Fark et, koyun mu değil mi? Yani bana hak vermeni istemiyorum. Benim de zaten bu insanlarla da hiç işim ve alakam yok. Yani sadece gerçeği ve hakikati bilimsel olarak aktarmaya gayret ediyorum. Yani gidiyorsanız eğer herhangi birinin arkasından alkışlıyorsanız, gidiyorsanız onu işte üstad diyorsanız, onu bilmem yüceltiyorsanız, bilmem ne yapıyorsanız yani bu ben bile olabilirim. Ben zaten hiç sevmiyorum bu tip şeyleri de. Hep ilmime bakın, ilmime bakın. Sürekli diyorum ki anlattığıma bakın arkadaşlar. Benle uğraşmayın yani. Yani benim varlığım sizi hiç ilgilendirmiyor. Ama nasıl ki Muhittin Arabi, nasıl ki Mevlana, nasıl ki Yunus Emre, nasıl ki bugüne kadar gelen evliyalar, veliler, peygamberler, onların ilimleri beni ilgilendiriyor. Beni Allah'a yaklaştıran onların ilimleri, şahısları değil. Yani biz kulak kulluk etmeyiz, kimseye tapmayız bu dünyada. Taptığımız tek şey vardır. O da Allah. Allah'tan gayrı bir şey yoktur bu alemde. Ama bunu Allah'a sana şah damarından yakın. Tapacağın bir yerde senin içindeki bir yer. Ne zaman ki Allah sana bu beşinci çakraya yükseldiğinizde artık sizde yaratma kabiliyeti açığa çıkmaya başlar. Eğer birisi sizi övüyor, alkışlıyor, işte bir, alkışladığınız kişiyi şeytanlaştırırsınız. İki, alkışladığınız, yücelttiğiniz kişiyi siz kendi kendinize tanrılaştırırsınız. Hazreti Musa ile Hazreti diyoruz işte. Hazreti Firavun, hani Firavun kötü biri değildir. Yani Hazreti Musa da Enel Hak dediyse Hazreti Firavun da Enel Hak demiştir yani. Hani bak bende gizlidir. Yani Hazreti Musa Allah'la sohbet ettiğinde ya Rabbim diyor ben aşağı indiğimde ne diyeceğim onlara diyor. De ki diyor ben benden konuşanan dan gelen bilgiyi anlatıyorum da ben olanım de diyor hani aşağı iniyor ilk sözü budur diyor ki ben olanım yani kim sen kimsin ya ben olanım ben kelimesini niye iki defa kullan içerideki bir benlik var işte Enel Hak kelimesinde Firavun da diyor ben de Enel Hak diyor hani Musa diyor ki lütfen diyor Allah'a hani inanmalısın falan. Ya Musa diyor yani bütün halk diyor şu an beni tanrı olarak biliyor. Yani bu halkı diyor nasıl hüsrana uğratırım? Nasıl yönetirim başka türlü diyor. Yani şimdi sen diyor sana inananları al git diyor. Yani işte Kızıldeniz'e gönderinceye kadar hani yok ondan sonra arkasından askerlerle gitmiş de falan. Yani bir sürü hikaye anlatılıyor yani. Sanki o 4-5 bin yıl evvelini biliyoruz da hani bir tane yazılı bilgi kalmamış ya. Yani hep taşlar maşlar işte çivi yasaları falan kalmış. Ha gerçeğim ben gerçeğin hepsini size anlatabilirim. Nereden? Kendime bakarak. Yani kendimi bedenimde bana her şeyi yüklemiş Rabbim. Yani her şey kayıtlı. Yani ve hala kayıtları okumaya çalışıyoruz yani. Hala okuyoruz yani. O yüzden dışarıyı öveceğinize kendinizi yetiştirmeye çalışın. Dışarıda insanları yargılayacağınıza ki kendinize dönüp kendinizi tanıma, kendinizi bilme bunun için gayret edin. Siz ne yaparsanız yapın hani dışarıdaki hiç kimse size hiçbir şey söyleyemez. O kişi ne söylüyorsa kendi içinde olan bir şeyi dışarı aktarır. İçinde olmayanı aktaramaz. Yani size küfür ediyorsa o içindeki kendine ait küfürdür. Ya da işte karşıdakine hakaret ediyorsa o kişi içindeki o pisliği dışarı çıkarıyordur. Yani birine derdini anlatıyorsa bak şöyle oldu böyle oldu hayat kötü bilmem ne diyorsa adam kusuyordur. Kaç oradan. Yani evinizin içine o kelimeyi hiç kullanmayı sevmem ama evinizin içini kusuyorlar diyeyim daha iyi. Yani mıçıyorlar desem olmayacak çünkü. Televizyon. Yani açık oradaki o bilgiler sizin evinizin içini kirletiyor. İyi ya da kötü.
Sosyal medya bütün eski bilgileri size ha babam yüklüyor. Hani doğaya çık, bir ağaca bak, bir kuşla konuş. Yani size birçok insanı en çok rahatlatan şey mesela kedidir, kuştur, böyle hayvan sevgisidir. Yolda bir köpek görseniz böyle ha falan dese hemen gidip seversiniz falan. İşte bak seni rahatlatan bir şey o. Ne cep telefonu, ne televizyon, ne bir şey. Onların hepsi seni rahatsız eden şeylerden. O yüzden hayatında yaratıcılık olmasını istiyorsan bir işi mutlaka severek yap. Ben 30 yıldır mutfak sektöründeyim. Ve gerçekten bu konuda hep bana şey diyorlar. Hani işte ya o işin duayenisin falan diye. Yani nacizane hani 30 yıldır bu bilgileri anlatmaya çalışıyorum mutfak konusunda. Bir gün bir fritöz tenceresi, emaye bir fritöz tenceresi, içine de bir tel koymuştum 1994'te. Şu an hala evlerde o fritöz kullanılıyor, ocaküstü fritöz. Böyle bir arkadaş grubunda sohbet ediyoruz. Ben onu 2 saat anlatmışım. Çocuklar dışarı çıktı. Birisi geldi, abi ya dedi, şu emaye tencereyi anlatmasan artık olmaz mı dedi ya. Biz dedi anlamıyoruz zaten dedi. Ama sen de saatlerce onun özelliğini, onun güzelliğini, onun böyle işte nasıl bir şey olduğunu, içinde nasıl bir kızartma olduğunu filan. Valla hani sıkıldık dedi yani. Hani bir şey de anlamıyoruz yani. Hani evet bu bir aşktır yani. Birçok emaye fabrikasında, işte teflon fabrikasında falan böyle danışmanlık yaptığım yerlerde adamlar hep şunu soruyor. Ya bu bilgiyi nereden biliyorsun? Sen hiç girmedin mutfağa iş yani emayenin üretim yapılan yerine ama her şeyi sen bizden daha iyi biliyorsun. Sevdiğim için. İşi seviyorsan sana bilgi geliyor. Yani bir gün 1999'da bir kavurma sacı yapacağım. İçi de böyle teflon olması lazım. Ama ucuza da mal etmem lazım. Bildiğimiz kara saçtan işte teflon kavurma sacı yapacağım. Türkiye'deki duayenlerden bir tanesi bu teflon kaplamalardan, hani fason kaplama yapan İstanbul'da Kadir Jular diye bir firma sahibi. Ondan sonra dedim bak abi benim getirdiğim bu saca bir teflon kaplayacaksın. Ama dedim ben elimi bastığım zaman dedim kaldırdım orada dedim bir buhar izi kalacak dedim. Dedi ki sen dedi bunu nereden öğrendin? Bunu dedi kimse bilmez ve kimseye öğretmez dedi. Hani bu dedi saca kaplanan en ileri teknoloji teflon dedi. Diğerleri hep alüminyuma kaplanır dedi. Ben dedim bilmiyorum yani. Ama içime öyle gel dedim. Böyle parmağımı bastım mı dedim. Burada şu var. Siz ne kadar rahat olursanız, ne kadar huzurlu olursanız, ne kadar bir şey yani içinize gelen o işte yaratıcılık meydana getirir. Yani 2002 yılında işte Londra'dan dönmüştüm. Bozdağ'da bu oturduğumuz aşram aldık 3000 metrekare işte ama ev yok bir şey yok. 2 ay, 3 ay kaldık. Kar yağacak. Dedim ki dur ya hani ben yeni bir şey daha yapayım bari. İndim tekrar şehir hayatına. Dedim üst, altı emaye üstü porselen çaydanlık projem var. Bunu dedim yapabilir miyiz dedim. Ya dedi Türkiye'de yapılmaz dedi yani. Onu dedi işte uzak doğuda yapıyorlar. Bir de Japonya'da yapıyorlar falan. Dedim ben yapabilirim merak etmeyin yani. Şöyle yapacağız böyle yapacağız anlattık falan filan. Türkiye'ye sadece kettle olarak, üst taraftan tutmalı olarak Japonya'dan geliyordu. Onun aynısını arkadan saplı, üstüne de porselen koyarak bir çaydanlık modeli yaptım. 2 sene binlerce sattık. Şu an hala yapmış olduğumuz o projeden ayda 100 bin çaydanlık satılıyor. 8 fabrikadan daha fazla, yani 8 fabrikaya yakın da bu çaydanlığı üretiyor. Bakın sizin yapmış olduğunuz küçücük bir şey bütün evrene yayılabiliyor. Bütün hani bir gün Çin fuarına gittik. Bir baktım benim çaydanlıkları oraya yığmışlar. Yani işte biz burada Türk tipi çaydanlık üretiyoruz falan diye. Gurur duydum yani. Dedim ki hiç önemli değil.
Bir kuruş kazanmasam da önemli değil. Hiç önemli değil hiçbiri. Ama biliyorsun ki mesela bir televizyonda herhangi bir şeyde o çaydanlığı gördüğüm zaman hemen heyecanla diyorum ki aa onu bak işte o proje benimdi falan. Hani çünkü hiç yaratıcılık kısmın açığa çıktığı andan itibaren böyle küçük küçük nüanslar senin hayatına girer, yeni şeyler üretmeye başlarsın. Yeni firmalara, yeni bilgiler o firmanın ayağa kalkması için gayret edersin. Bu şunun için anlattım. Sevmiyorsan işini terk et. Yaratıcılık meydana gelmez. Sevmiyorsan para kazanamazsın. Sevmiyorsan zengin olmazsın. Bak, işte ve eşte mutluluk yoksa bereket yoktur. İşte ve eşte mutluluk yoksa. Yani bir şirkette işçiler mutlu değilse orada bereket yoktur. Bir evde yani aile, kadın ya da erkek mutlu değilse orada bereket yoktur. Bunu 100 defa denemişimdir yani. Hani çalıştığım şirketlerde, yaptığım evliliklerde yani bolluk ve bereketlik ne zaman huzur gelir? Ondan sonra bolluk bereketlik geliyor arkadaşlar. En son şunu da anlatayım. Bütün dinler fakirliği över. İşte Peygamber Efendimizin bir hırkası varmış falan filan böyle işte bu dünyada bir ipi olan bir hammalın bir ipi varmış da öbür dünyaya gitmiş 40 yıl yanmış o ipin hesabını vermek için falan diye böyle insanları kandıran dinler tamamen insanları fakirliğe, ibadete ve köleliğe yönlendiren bir çalışmasıdır. Hakiki Allah öyle değildir yani. Allah o kadar zengindir. Allah o kadar bolluk, bereketlik verir ki yeter ki onu sen şah damarından yakın olduğunu bil ve senin yanında olduğunu aç kulağını onu dinle. De ki ne diyorsun Allah'ım? Yani sana teslimim. Ben kendimi sana bırakıyorum. Attım sen beni bir nereye götürüyorsan oradayım de. Ve bütün dinler insanı fakir yapmak içindir. Parayı küçümserler. Bak bu dünyada bir evin olursa öbür dünyada evin alınacaktır falan gibi seni kandırırlar. Evet, bu kadar uzun sohbette tabii insan sıkılmasın diyerekten. Bugünkü konumuz da yaratıcılık üzerineydi. Yani severseniz yaratırsınız, farkında olursanız yaratırsanız. Eğer hayatınızı Allah'a yakın geçirmek istiyorsanız onun size şah damarından yakın olduğunu bilin. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.